Kayınvalide Sevim Hanım'ın kardeşi Yüksel evet. Kıvrak telefon evet. hattında. Evet, Allah razı olsun. Alo. Evet. Buyurun, buyurun. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Sevim Hanım sizin kız kardeşiniz. Ablası. Evet, doğru. Ablanız yani. Doğru, benim ablam. Demişsiniz ki Didem her konuda, her söylediğinde haklı. Evet. Pardon, Dilek. Dilek. Dilek hatta söylemediği çok şeylerde de haklı. Yani sadece söylenenlerde değil. Her şeyde haklı. Ablam, benim ablam ama maalesef her şeyde yalan söylüyor. Dilek o ailede benim gördüğüm kadarıyla tam bir esir hayatı yaşadı o kız. Esir hayatı. Yani, evet, esir hayatı yaşadı. Yani düşünebiliyor musunuz? Varlık içerisinde yaşayan bir aile gelinine hamileyken merdiven sildiriyor. Akıl alır gibi bir şey değil bu ya. Estağfurullah. Ablam benim para için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Para için yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktur. Para için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bakın o çocukları babaları değil anneleri yani... Babaanne. Babaanne o kaçırttırmıştır. Başka bir ihtimal yok yani. Mehmet bu cesareti o, gösteremezdi. Yok, gösteremez. Onun aklına gelmiştir. Çocukları evden belki kayınbabaları şey... Dedeleri almış olabilir bilemiyorum ama dedeleri babaannelerinin oyununa gelmiştir. Yani kaçırma düşüncesiyle kesinlikle dedelerinin aldığını zannetmiyorum. Ondan sonra da Mehmet onları çocukları alıp annesinin aklıyla çocukları kaçırmıştır. Bu Mehmet hep annesinin aklıyla hareket eder. Cümlesi aslında neyi anlatıyor? Bakın Mehmet yani psikolojik sıkıntıları olan bir çocuk. Anne bugün, duygudurum rahatsızlığı olduğundan bahsetti. Hayır canım, duygu durumu olur mu? Yani bipolar bozukluk tıp dilindeki. Ciddi ciddi hasta diyor. Yani o tabii duygu ciddi, durum gibi o kadar basite indirecek bir şey değil diyor. Öyle evet, dinliyoruz sizi. Yok yani, çok ciddi ciddi hasta. Ve annesi de onun bu hastalığını çok iyi, çok çok iyi hem de biliyor ve kullanıyor. Akıl almaz şekilde kullanıyor. Yani biz çok üzülüyoruz. Yani o çocuklara annelerinden bir başkası kesinlikle bakamaz. Annesi onların edebini, terbiyesini, ahlakını en güzel şekilde annesi verir. Peki babaanne tam tersine ben büyüteceğim, ben bakacağım onlara diyor. Babaannesi bakın çok özür diliyorum ama o çocukları parayla satabilir bile. Çok önemli iddialarda bulunuyorsunuz ve yakın her tarafları da tanıyorsunuz. Kıvrak, Sevim Hanım'ın erkek kardeşi. Şu evet. Cümleniz var. Babanız vefat ettiğinde, pardon anneniz vefat evet. ettiğinde ablanızın bir davranışı olmuş cenazede. Cenazede değil, cenazeden bir iki gün sonra annem vefat ettikten sonra ablam bıçak alıp babamın karnına bıçağı dayayarak bütün mal varlığını benim üzerime yapacaksın diyebilecek kadar gözü kara paraya tapan bir insan. Yani kendi babasını bıçakla tehdit etti. Tüm mal varlığı benim üzerime olacak diye. Siz ablanızla ne kadar süredir görüşmüyorsunuz? Ben ablamla yanlış hatırlamıyorsam herhalde bir 4-5 senedir görüşmüyorum. Sebebi de diğer oğlunun hanımını mahkemeye verdi. Erhan'ın eşini mi? Evet, Erhan'ın eşini mahkemeye verdi suçsuz yere. Ayrıca oğluna yani Erhan'a o 10 yıl evvel belki 15 yıl evvel duygu sömürüsü yaparak ben yarın öbür gün kimsesiz kalırsam siz bana bakmazsınız diyerekten imzalattırdığı bir senedi mahkemeye verince artık bütün olaylar koptu bitti. Benim şu anda mahkemeyle kaldı. Uğraşıyor Erhan.
Evet. O senedi yani mahkemeye insan, vermiş. Dur Dilek dinle. Bir insan bu kadar paraya tapamaz yani. Bir de şöyle bir cümleniz var. O çocuk bir çıkarı olmasa o çocuklar üzerinde o çocukları asla alıp bakmaz. Evet. Doğru, doğru. Peki. Yani yarın öbür gün o çocukların üzerinden herhangi bir para olayı, herhangi bir çıkar olayı olmayacak olsa o çocukların yüzüne bile bakmaz. Ya bunu nasıl düşünebilir? Yani hani insan ne bileyim anneden babadan bir miras vardır, kendi edindiği bir mal varlığı vardır. İşte çocuklar bunu çarçur etmesin diye düşünebilir ama bütün ilişkileri yani kardeşlik ilişkileri, aile ilişkileri, çocuklarıyla olan ilişkileri nasıl bu kadar para merkezli olabilir onu aklıma almıyor. Yani bunu çözebilen birisi varsa gelsin bize de çözsün biz bilemiyoruz. Peki. Ailede ablamla görüşen hiç kimse yok zaten hiç kimse yok. Peki Yüksel Bey telefon hattından ayrılmayın lütfen. Sizinle de konuşacağım.